Tabii Türkiye'nin bir darbe geleneği var. Darbe geleneğini de kendisi tevarüs etmedi. Bu Osmanlı'dan beri gelen bir gelenek. Osmanlı'ya bakmadan Türkiye'deki darbeleri anlamak mümkün değildir. Osmanlı'da darbeciler din elden gidiyor diye darbe yaparlardı. Cumhuriyet darbecileri de laiklik elden gidiyor diye darbe yapıyorlar. Ama aslında birbirlerinden farkları yok. Bunun altını çizmek lazım. Hiç kimse bu darbe yapan kişiler ya da gruplar kendi çıkarları için darbe yaptıklarını veya etkisi altında oldukları güçleri, temsil ettikleri güçler adına darbe yaptıklarını söylemezler. Darbenin gerekçesi içerisinde vatan kurtarmak vardır. Geçmişte dini kurtarmak vardı, bugün de laikliği kurtarmak var. Ama o gün ne din elden gitti, bugün de ne laiklik elden gidiyor. Laiklik paranoyasına baktığımızda bu paranoya 30'lu yıllardan örülen bu yapı bir paranoya üretti ve bu paranoya da devam ediyor. Tabii burada darbeler niye olur sorusu da 28 Şubat'ı bize daha iyi anlatması açısından da önemlidir. Darbelere baktığımızda yurt dışında eğitim almış ki bu ülkenin de garip bir talihidir bu. Bütün dünyaya baktığımızda kendi değerlerine düşman, kendi geleneğine düşman, dinine düşman bu kadar kesif, bu kadar yoğun bir kadrolaşma olmamış. Osmanlı'da yine birkaç cümle etmem lazım. Osmanlı kendi tebaasındaki azınlıkları devşirmiş ve bunları şeyde kullanmış, yönetim kademelerinde kullanmış, yetiştirmiş. 1826 Vakai Hayriye hadisesi olduğunda, Yeniçeri Ocakları topa tutulup kapatıldığında, yakalananlar öldürüldüğünde, bir kısmı zaten daha önceden kendi kimliklerini, esame kartlarını başkalarına satmışlar, kaybolmuşlar. Yani şunu demek istiyorum. Osmanlı azınlıklarını devşirmiş ama bu azınlıklar Osmanlı'nın sonunu getirmiş. Ki buna 1492'de İspanya'dan göç etmesi sağlanan Yahudilerin sabetaylaşma süreci de buna dahildir. Bu ülkenin kaderini etkileme noktasında hem sabetaycıların etkisi olmuş, bu devşirilen kişilerin kalanları, aileleri, kökleri, kökenleri itibariyle bunlar da Türkiye'nin sistem üzerine oturabilecek bir vasatı bulabilmişler. Ne zaman? Cumhuriyetle beraber. Ve şimdi ne oluyor diye ben kendime bu soruyu sorduğumda, özellikle 1990'lı yıllarda bu soruyu sormuştum. Osmanlı azınlık özellikle Hristiyan çocuklarını devşirirken bugün kurulan cumhuriyetle beraber bizim ahali, halkımız yeni kurulan sistem tarafından, cumhuriyet tarafından devşirilmeye başlanmış. Bu devşirmeyi yapanlar da Batı'yı kıble olarak görenler, Batı'yı felsefi olarak, medeni olarak kabul edenler, hatta ona iman edenler bu sefer bizi devşirmeye başlamışlar. Yani önce biz onları devşirmişiz. Osmanlı'da cumhuriyetle beraber de Müslüman ahali, bu ülkenin gerçek sahipleri, cumhuriyeti kuran kadroların oluşturduğu sistem içerisine yerleşen anlayışla beraber bizi devşirmişler. Tabii niye darbe olur sorusunun cevabı içerisinde bir de şu var. Cumhuriyeti kuran kadrolar da Osmanlı kadroları. Şuna kanaat getirmişler. Bizim geri kalma sebebimiz, yegane sebebimiz dindir, İslamiyettir. Biz bu dini ortadan kaldırdığımızda veya etkisizleştirdiğimizde, tırnak içerisinde Tanrı'yı gökyüzüne hapsettiğimizde,
medeni dünyaya dahil olabilmek maksadıyla atacağımız adımlarla beraber biz de bu geri kalmışlıktan, büyük devlet olma vasfını kaybetmiş, küçülmekten, parçalanmış bir hale gelmekten kurtulacağız düşüncesinin hakim olduğunu görüyoruz. Aslında Cumhuriyet ideoloğunun Mustafa Kemal Paşa olmadığı kanaatindeyim ben. Cumhuriyet'in ideoloğu, Osmanlı batılılaşmasının ideoloğu olan II. Mahmut'tur. Buraya iyice bakmak lazım. Tabii ayrıntılar için fazla zaman yok ama II. Mahmut'un neler yaptığına baktığımızda Cumhuriyet kadrolarının da neler yaptığını görürüz. Yani Cumhuriyet kadroları kendileri özgün şeyler yapmamışlar. Mesela II. Mahmut memurların ilk kılık kıyafetlerini kısıtlayan, buna uymayanları hapis cezasıyla cezalandıracak mevzuat getiren bir padişahtır. Halk arasında da gavur padişah olarak anılır. Buradan da baktığımızda işte İslam'ı suçlu olarak gören zihniyet, İslam'ı suçlu olarak gören, buna inanan kadrolar, Cumhuriyet'te kuran kadrolar, Osmanlı paşaları ve Kalemiye, Seyfiye ve İlmiye dediğimiz üçlü sacaya içerisinde, ki buna ulema da dahildir, altını çiziyorum. Osmanlı darbe geleneğinin içerisinde de nice ulemalar vardır. II. Abdülhamit'in halledilmesinin, hal fetvasının taslağını da yazan Elmalı Hamdi Yazır'dır. Cumhuriyete gelirsek bu bağlamda niye darbe oluyor? Çünkü Türkiye kurulma yıllarında Amerikan mandasına mı dahil olalım, İngiliz mandasına mı dahil olalım tartışmalarıyla bugünlere geldi. Tabii bugün Cumhuriyeti kuran kadrolar o dönemki kanaatlerini saklasalar da, ki İsmet İnönü'nün Kazım Karabekir'e yazdığı bir mektup var. Orada diyor ki, bizim bir ülke olarak ayakta kalabilmemiz için işte İstanbul'da iki şey konuşuluyor. İngiliz, o zaman süper gücü İngiltere, İngiltere'nin mandası mı olalım, Amerikan mandası mı olalım tartışmaları vardır dedikten sonra bir takım isimler sayıyor. İşte şunlar şunlar Amerikan mandasını istiyor. Ki bunların içerisinde Halide Edip Adıvar da vardır. Sivas Kongresi'nde Amerikan Senatosu'na bir mektup yayınlanır. Yani gelin, görüşelim ve bizim bir devlet halinde kalmamızı, bütünlüğümüzü sağlayın. Biz de size manda olalım. Böylece biz de gelişiriz. Yani burada hem bir şey var. Zihinsel kaybediş var. Arkasından da maddi kaybediş var. Yani her iki alanda da Cumhuriyeti kuran kadrolar şey yaşamışlar. Kaybetmeyi, küçülmeyi, alçalmayı yaşamışlar. Bunu da kabul etmişler. Bunun da günahını İslam'a yüklemişler. Demişler ki işte Batı'nın güçleriyle, süper güçleriyle onların koruma şemsiyesi altına girersek biz ayakta kalırız. Kalan toprak parçasıyla. İşte Cumhuriyeti kuran kadrolar yönünü Batı'ya dönünce ülkeyi yöneten kadrolar da oralarda yetiştirilmiş. Doktora çalışmaları, kaymakamlar, valiler, askerler hep Batı'ya eğitim almaya gönderilmiş. Üniversite öğrencileri Batı'ya eğitim almaya gönderilmiş. Ama bunlara burada bizim değerlerimizle ilgili, aşkın değerlerimizle ilgili hiçbir bilgi verilmeden, onlar belli bir koruma altına alınmadan, gitmeden önce onlarla mülakat yaparak, gelince hangi konuma geldikleriyle ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Dolayısıyla Türkiye içerisindeki yönetici kadrolar Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın nüfuz alanlarında yetişmiş kadrolar olmuşlar. Ve bu kadrolar Türkiye'ye geldiklerinde bu ülkenin değerleriyle, yaşam biçimiyle, kültürüyle, geleneğiyle geri kaldığını ve bunun Batı'daki değerlerle beraber değiştirilmesi gerektiğine inandırılmışlar. Ve
bizim değerlerimize karşı da düşman haline gelecek kadar da bilenir hale gelmişler. Mesela Amerika'da kurs gören 2400'ün üzerinde subay var. Bunların önemli bir bölümü Türkiye'deki bütün darbelerin içerisinde yer almıştır. 1960 darbesinde Teğmen, Üsteğmenken darbe süreçlerinde yer alanlar, 28 Şubat darbe sürecinde de orgeneral, korgeneral seviyesinde darbe süreçlerine devam etmişlerdir. Tabii 28 Şubat darbesine postmodern darbe dediler. Tabii postmodern askeri darbe olduğunun altını çizmek lazım. Tabii bu şimdi darbeler bir bayrak yarışı gibidir. Darbeyi yapan bir şey vardır, çekirdek kadro vardır. Bunlar kendilerini koruma altına alacak darbeyi yaptıklarında mevzuatı çıkarırlar. Fakat bununla da yetinmezler. Kendilerinden sonra gelecek darbe kuşağını kendi kucaklarında büyütürler. Ve kendileriyle ilgili darbe mevzuatını onlara verirler. Dolayısıyla her darbe önceki darbelerin tecrübelerini alarak onun üzerine zamanın şartlarına uygun yeni şeyler ilave ederek yapılır. Postmodern askeri darbede de silahsız kuvvetler darbe yaptı diye manşetler atıldı hatırlarsanız. Hürriyet gazetesi topyekun savaş diye manşet attı. Tabi orada kimler vardı? Odalar Birliği vardı, Borsalar Birliği vardı. TÜSİAD gibi iş adamlarından kurulu bir takım yapılar vardı. Bunların yaptıkları açıklamalar vardı. Fakat 28 Şubat darbesi aslında 92-93 yıllarında başladı. Bu da mesela önemlidir. Hakimlere, savcılara laiklik bildirileri okuttular. Antalya'da yanlış hatırlamıyorsam bir toplantıda. 93 yılı karanlık bir yıldı. Siyasi cinayetlerin işlendiği bir yıldı. Ve 1997 28 Şubat darbesini 92-93 yılından itibaren kamuoyu nezdinde meşru kılacak bir takım manipülasyonları hazırlayarak getirdiler. 28 Şubat darbesi bu yönüyle tanklar belki Sincan'a bir gösteri yürüyüşüne çıktı ama silahlarla beraber yapılan bir darbe değildi. Ama her darbenin görünür yüzü askerlerdir ama her darbenin arkasında sivil paşalar vardır. 28 Şubat'lar bugünden baktığımda etkilerini görüyor musun? 28 Şubat'ın bitmediğini görüyorum. 28 Şubat'ın da bu zihniyetle bitmeyeceğini de görüyorum. Tabii 28 Şubat sürecinin bitmemesinin en önemli sebebi de bu ülkenin %40'a yakın bir kesiminin Batı tarafından devşirilmesi meselesidir. Bu çok hayati bir meseledir. Çok yüksek bir orandır. Yani bugün her şeye rağmen, yani Amerika'nın bize düşmanlığına rağmen, Batı'nın çifte standartlarına rağmen, Batı'nın biz resmi olarak Hristiyan olmasak da yaşam biçimimizle, hayatımızın içerisindeki kültürel değerlerle çok farkımız olmayan bir hayatı yaşıyoruz. Ama buna rağmen Batı'nın ötekisi olmaktan kurtulamıyoruz, kurtulamayacağız da. Buradan da baktığımda ve Türkiye'deki gelişmeleri de gördüğümde 28 Şubat'ın bu şartlar devam ettiği müddetçe bitmeyeceği kanaatindeyim ben de. Yani 1000 yıl sürecek diyen ki bir ara AK Parti'nin erken iktidar dönemlerinde işte 1000 yıl sürecek dediler. İşte 15 yıl sürdü dediler. Ama bugün gelinen nokta itibariyle Türkiye'nin belki de dışarıdaki tazyiklerin de etkisiyle geldiği nokta itibariyle bir de bizim neye inandığımız veya neye inanmadığımız noktasından baktığımda çünkü bugün geri kalmamızda İslam suçlu diyen Batı düşüncesini bu ülkede savunan en az %40'lık bir kesim var. Yani belki bu rakam biraz aşağı biraz yukarıdır. Ki bu ülkede bu olduğu müddetçe ki Batı da bunu çok iyi bildiği için
bu ülkenin elmas bir sömürge olduğu kanaatindeyim ben. Vazgeçilemeyiz bir zenginlik sahip olduğu için, stratejik anlamda, jeopolitik anlamda bu olduğu için buradan da vazgeçmiyorlar ve bu kadrolarını da beslemeye devam ediyorlar ve bu kadroların da hakimiyeti maalesef devam ediyor. Bugün darbe yapılmaması ve darbeci kişilere, gruplara, örgütlere fırsat verilmemesi için bu ülkenin acilen hukuk devleti olmaya ihtiyacı var. Eğer biz kanun devleti değil, hukuk devleti olabilirsek, işte o zaman bunların ellerindeki kullandıkları argümanları, delilleri, amilleri ellerinden alabiliriz. Aslında iyi bir yönetici, geleceği gören bir yönetici, kendi faaliyet alanının dahi hukuk çerçevesine kısıtlanmasını isteyen kişidir. Benim kanaatim. Neden? Çünkü güç bir zehirlenme getirir. Güç adaletsizlik getirebilir. Güç birilerinin hakkını gasp etmeye getirebilir. Bu isteyerek de olabilir, istemeyerek de olabilir. İşte bu noktada bu ülkeyi yöneten kadrolar, bu kadroları sadece tepe noktada oturan bir lideri kastetmiyorum. Bütün kadrolar. Yani bu şube müdürü de olabilir. Aile reisi olarak bizler de olabiliriz. Sivil sektördeki bir patron da buna dahildir. Dahildir. Kendimizi hukukla, ahlakla, dinimizle sınırlayacak normatif değerler ürettiğimiz zaman, işte o zaman bu ülkede adalet gerçekleşecek. Ki Aliya İzzet Begoviç'in o güzel sözü çok önemlidir. Bir Sırp askerini yakalayıp getirip de kendisine bunlar bize zulmettiler, kadınlarımızı kirlettiler, öldürdüler, biz de bunu öldürelim dediği zaman hayır diyor, hayır. Düşmanlarımız bizim öğretmenimiz olamaz diyor. Bugün bizi yöneten kadroların bir şeye karar vermesi lazım. Doğulu mu olacağız, batılı mı olacağız? Müslüman mı olacağız, Hristiyan mı olacağız? Bu ülkenin en büyük handikapı budur. Olan bitenlere rağmen biz ve bu ülke ne zaman ki kendi değerleriyle barışacak, ki bunun başında da bu ülkenin ben her zaman kurtuluşunun Türkiye'deki ordunun halkın ordusu olduğu zaman bu ülkenin kurtulacağını, o zaman darbelerin olmayacağını, o zaman dış güçlere karşı bizim çok daha güçlü, çok daha direnek noktalarını tahkim etmiş bir ülke, toplum olacağımız kanaatindeyim. Toparlayacak olursam, hukuk devletine bu ülkenin tepe noktasındaki lider kendini de dahil ettiğinde, bütün yönetici kadrolarda kendilerini bundan hariç tutmadıklarında, işte o zaman darbeler olmayacaktır, olamayacaktır. Gerçekten o zaman yönetenlerle halk bütünleşmesi gerçek manada sağlanacaktır. Ve bu bizi gerçek manada içte ve dışta güçlü hale getirecektir. Önemli olan hukuka uygun, ahlaka uygun, vicdana uygun, adalete uygun bir yapının inşa edilmesidir. Bugün 12 Eylül Anayasası'nın içerisindeki bazı özgürlükçü maddeler, ben bunu hayatım boyunca söyleyeceğim kanaatinde değildim. Bir darbe anayasasının bir maddesine bile geçen atıfta bulundum. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası özgürlükçü bir yasa. Ama bugün bu bile uygulanamıyor. Buradan da baktığımızda ne zaman ki biz hukuk devleti olmaya karar veririz. Hukuk devleti olmaya da kimse şundan dolayı karar vermek istemiyor. Sıra bana gelir, bana yapılanı ben de başkasına yaparım. Düşüncesiyle bu gelmiyor. Ama gerçek manadaki kurtuluşumuz da budur. Tabii biz, ben 1977'de harp okuluna girdim. 1981 yılında teğmen olarak mezun oldum. İlk görev yerim Diyarbakır'dı. Evlendikten sonra problemlerimiz, tabii harp okulunda namaz problemimiz, oruç problemimizle beraber başlayan bir takım problemlerimiz vardı.
Bize nereden geldiniz diye soruyorlardı. Siz örgüt müsünüz? Kime bağlısınız? Buraya nasıl geldiniz? Bunu soranlar da işte Anadolu'nun değişik yerlerinden okumuş, üstemen olmuş, yüzbaşı olmuş, bizden yaşça büyük kadrolar bize soruyorlar. Onlar da tırnak içinde Anadolu çocuğu, biz de Anadolu çocuğuyuz. Ama onlar devşirilmişler ve bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Tabii yıllar çok büyük sıkıntılarla geçti evlendikten sonra ki Türkiye'deki başörtü mücadelelerinin merkezinde biz bulunuyoruz. Yani bize şu tekliflerde bulundular. Yani eşlerinizin başını açarsanız siz makbul subay kategorisine sizleri alırız diye tekliflerde bulundular. Ve bu teklifi bulunurken de hiçbir korkuları yoktu. Yani diyorlar ki ne yiyeceğinizi, ne giyineceğinizi, nasıl düşüneceğinizi, nasıl yaşayacağınıza biz karar veririz. Size buna uymak düşer. Siz buna uyarsanız, sizi kendimizden kabul ederiz. Dolayısıyla ama bu şartları yerine getirmeniz lazım. Hatta Edirne'deki tümen komutanı bana başarılı bir Türk subayısın ama namaz kılıyorsun. Bunu anlayamıyorum. Nasıl oluyor bu? İkisi yan yana nasıl geliyor diye bir soru sormuştu. Ve tekliflerinin başında eşlerimizin başını açması şartı vardı. Tabii bunu nasıl rahat sorabiliyorlar? Tabii Türkiye'de bir bürokrasiden, bir zümreden bahsedilecekse bir tek askeri bürokrasi vardır. Askeri bürokrasinin yanında sivil bir güç, sivil bir kadro hiçbir zaman olamamış. Yani askeri vesayet sistemi bunu sürekli engellemiş. Yani Cumhuriyeti kuran kadroların askeri kadrolar olmasının da bunda etkisi vardır. Osmanlı'nın da asker devlet olmasının içerisinde bunun etkisi vardır. İşte darbelerin olmaması süreci içerisinde de özgüvenli, imanlı, ahlaklı, doğuyu da bilen, batıyı da bilen sivil kadrolarımızın olması lazım. Gerçek manada sivil kadrolarımızın olması lazım. Yoksa askerler sivillere başıbozuk derler. Başıbozuk üniforma giymeyen anlamıyla başıbozuk derler. Üniformal kadroyu ayırırlar ve bunlara güvenilmeyeceğini söylerler. Ne zaman ki biz siyasi, teknik, ilmi tam manasıyla sivil kadrolar oluşturduğumuzda ve bunlar rahatlıkla kendi değerlerini savunabildiğinde o zaman darbe olmayacaktır. Hala bu ülkede bence etnik sorun yoktur. Mezhebi sorun yoktur. Bu ülkede batıya söylüyorlar İslamofobi diye. İslamofobinin merkezi bu ülkedir.